Evet, daha önce edinmiş olduğumuz tecrübelerle önümüzdeki haritaya baktığımızda yine aynı şeyleri hissettiğimi paylaşmak istedim. Kritik noktaya doğru gittiğimizi, artışın devam ettiğini, yüksek olmasa da artışın devam ettiğini bilmesini istedim. Burada önemli olan şu, belli bir aşamaya gelip işte hastanelerimize yüklenme olduktan sonra değil de olmadan önce bunu hissettiğimiz zaman paylaşmak ve kurallara biraz daha riayet etmek. Diğer bir açıdan da öz hareketliliği kısıtlamamız gerekiyor. Öz hareketliliği kısıtlamamız dediğim nokta şurası. Zaten maske, mesafe, temizlik dediğimiz bu üçlü kuralımızı her zaman uygulamamız gerekiyor. Bunun yanında son günlerde görmüş olduğumuz hareketliliğin artışının da getirmiş olduğu bir artış var. Bu hareketliliğin artması bulaşı da artırıyor. Çünkü bu virüs ilk birkaç gün içerisinde asemptomatik seyredebiliyor. Kişi hiç virüs taşıdığını bilmiyor biliyor. Buna nazaran işine devam edebiliyor ve iş ortamında da eğer maskeyi de çıkarttı, işte çay içti, oturdu, yemek yediği zaman bunun yayılımına vesile olabiliyor. Bunu engellemenin yolu öz hareketliliğin kısıtlanması gerekiyor. Yani işimize elbette gideceğiz ama işin dışında mümkün olduğu kadar bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Mümkün olduğu kadar evden çıkmayacağız. Mesela şu an hafta sonu geldi. Lütfen hafta sonu evden çıkmayalım. Bu ciddi manada bizim önümüzdeki süreçte bizi rahatlatacak bir yaklaşım olabilir. Yani bu açıdan şöyle söyleyeyim. Toplum olarak bunu kavramamız gerekiyor. Bir müddet daha bu kontrollerle devam etmemiz gerekiyor. Ta ki aşısı bulunup tedavisi gerçekleşene kadar. Evet müdürüm, kış mevsimi geldi. Bununla alakalı insanlara uyarınız var mıdır? Tabii kış mevsimi bizim için biraz daha riskli bir mevsim. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarının daha çok arttığı, daha çok bizim hastaneye ihtiyacını hissettiğimiz hastalıkların da üst üste binebileceği bir mevsim. Aynı zamanda yayla taraflarından şehir merkezlerine dönüşün gerçekleştiği bir mevsim. Bu aşamada kapalı alanda oturmak bu virüsün yayılımında risk oluşturuyor. Bu riskin daha azaltılabilmesi için de mümkün olduğu kadar biliyorsunuz bizim bölgemizde arabaşı içilir. Arabaşı şeyini bitirmemiz gerekiyor. Bu kış arabaşısız geçecek. Veyahut da yapıyorsak da sadece ailemizle içelim. Komşu, konu komşu, eş dost akraba çağırmayalım. Burada diğer tarafta oturmalar, apartman oturmaları, hafta sonu kahvaltıları bunlara da bir son verelim. Artık bunlar bizi üzen konular. Hareketliliğin kısıtlanması dediğimiz şey kendimizi ve ailemizi olabildiğince izole formatta işimizi yapıp işimizden geri dönüp dışarıda sağda solda gezme tozma işlemlerini bırakalım. Yoksa kritik eşikteyiz. Yine tekrarlıyorum. Önü alınamaz bir noktaya doğru gider. Çünkü bu pandemi balık sırtı gibi bir durum. Geçtiği zaman önünü durduramıyorsunuz. Ne var mı? Bizim açıklamamızdan sonra yaklaşık %35-40 oranında açıklamamıza uyum ve temaslı alma oranında 2,6'dan şu an 3,7'ye çıkmış durumdayız. Yine yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bazı insanlar özellikle hiç kimseyle görüşmediklerini, kendi işlerine gidip gelmediklerini, yani öyle bir şeyler söylüyorlar ki yani ekiplerimize hiç inandırıcı bile gelmiyor ama birkaç gün sonra eğer ki biz o kişinin temaslısı olduğunu tespit ettiğimiz ve o kişi de söylememiş ise ona da soruşturma açıyoruz. Hem gerekli müeyyideyi de uyguluyoruz. Çünkü artık bu konu şakaya alınacak bir konu değil. Bu konu toplum sağlığını ilgilendiren bir konu. Toplum sağlığını ilgilendiren noktada artık bu tarz şeylere kesinlikle tevessül etmememiz gerekiyor zaten. Doğru bilgi verdiğimiz zaman o insanları koruyoruz. Doğru bilgi vermediğimiz zaman kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Toplum olarak kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Çünkü bir pozitif çıktığı zaman etrafındaki temaslarla birlikte biz alıyoruz ki o asemptomatik dediğimiz ilk bir haftalık süreçte de o kişiler toplumdan izole kalsınlar ve bulaş oluşturmasınlar. Temel derdimiz bu. Peki müdürüm, son olarak bu koronavirüs vakalarından önce acil çağrı merkezine çok sayıda asılsız ihbarlar düşüyordu. Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla bu sayılarda bir azalma oldu. Şöyle söyleyeyim, acil çağrı merkezimizde biliyorsunuz Kayseri'mizde o yükseliş yaşamış olduğumuz zamanlarda
ciddi manada bir çağrı yoğunluğu oluşuyordu. Biz onun için ek bir çağrı merkezi kurduk. Korona için ayrı bir çağrı alanı oluşturduk. Ancak şunu da söyleyebilirim. Geçen senelere göre, koronadan önce sizin bahsettiğiniz gibi acil çağrı merkezine gelen asılsız ihbar, asılsız çağrıların çok azaldığını söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, Kayseri'de insanımız yüksek oranda uyarılarımıza dikkat çekiyor. Uyarılarımızı alıyor ve bunu uygulamaya geçiriyor. Biz daha önceki o yükselişin düşüşünde de bunu çok net gözlemleyebildik. İnanılmaz derecede uyum. Kayseri halkına bu konuda teşekkür etmek lazım. Ben bu uyarıyı da, dünkü yapmış olduğum uyarıyı da buna nazaran özellikle dikkat alınması gerektiğini düşündüğüm için yaptım. Kayseri halkında yeri bulacağını düşünüyordum. Öyle de olduğunu bugün gözlemledim sahada. Şu an bizim Kayseri'de maske konusunda inanılmaz derecede bir uyum var. Sigara konusunda biraz sıkıntı var idi. Çevre illerde, başka illerde alınmış olan kararlar, bizim Kayseri'de de zaten 4 ayda uygulanan kararımız bu konuda da biraz daha ortamı netleştirmiş oldu. Ben bundan dolayı hem Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm kamu kurum kuruluşlarına destek veren odalarımıza müteşekkirim. Tüm Kayseri halkına da bu uyumu devam ettirdiğimiz takdirde pandemiyi az hasarla atlatacağımızı ümit ediyor ve bundan dolayı Kayseri halkına şükranlarımı arz ediyorum.